Eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Saldırı talimatını Gürcistan'dan aldıklarını itiraf eden şüpheliler 250 bin liraya anlaştıklarını anlattı. Saldırının nedenine gelince kumar borcu iddiası Serhat Akın'ın avukatı tarafından yalanlandı. Neden gerçekleştirdiniz? Kim söylemeyecek misin? Talimatını aldım. Kim verdi talimatı? Saldırıyı gerçekleştiren, gözcülük yapan, olayda kullanılan araçları temin eden, tüm zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. 6 zanlı Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Serhat Akın'a silahlı saldırı olayına ilişkin mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Saldırı 26 Eylül'de gerçekleştirildi. Eski milli futbolcu İstanbul Beykoz'da yorumculuk yaptığı program çıkışı ayağından vuruldu. Silahı ateşleyen Ozan Durmaz, onu çalıntı plakalı motosikletle kaçıran Osman Mukan ve onlara yardım etmekle suçlanan 4 şüpheli ise geçen hafta yakalandı. Yaralama ve hırsızlıktan suç kayıtları olduğu tespit edildi. Bu süreçte Tuzla'da baskınlar yapıldı, kullanılan silah ele geçirildi. Neden yaptınız? Saldırıyı neden gerçekleştirdiniz? Kim söylemeyecek misin? Saldırı talimatını Gürcistan'dan aldıklarını ancak sebebini bilmediklerini söyleyen şüpheliler azmettiricinin adını da polise verdi. Ozan Dalmaz teyzemin oğludur. İriş Torun'a ait adreste Mert Ozan ve Osman Mukan'la bir araya geldik. Ozan 250 bin lira karşılığında adam vurmak için Hasan Şahin isimli kişinin kendisine iş verdiğini söyledi. Azmettirici olduğu öne sürülen Judy Şahin lakaplı Hasan Şahin hakkındaysa 4 arama kaydı bulunduğu ve cinayet suçundan da arandığı belirtiliyor. Zanlının geçen Haziran ayında Kumburgaz'da gerçekleşen bir cinayetin faili olduğu da ortaya çıktı. Saldırıyı neden gerçekleştirdin? Kim söylemeyecek misin? Talimatını aldın. Neden yaptınız? Peki olayın arka planında ne var? İddiaya göre Serhat Akın kumar borcu nedeniyle hedef alındı. Bu iddia Serhat Akın'ın avukatı tarafından yalanlandı. Serhat Akın'ın da sosyal medyada paylaştığı yazılı açıklamada saldırının başka yönlere çekilmeye çalışıldığı öne sürüldü.